Şimdi hemen devam edelim tekrar. Gelelim şöyle bir şey yapalım. Satır sayımız bizim 7 idi. Bunu da 8'e çekelim. Şimdi F5 dersek bakarsak 8 satır oldu. Yine bizim verdiğimiz özelliklerde. Şimdi biz resimlerimize bakarsak hepsinde aynı arka plan var. Aynı arka planı kaldırabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Evet, şu şekilde kaldıralım en azından. Ctrl S diyelim. Arka planı kaldırırsak ne olacak? Onu test edeceğiz. Kaldıralım. Kaldıralım. Şurayı da kaldıralım. Ctrl S diyelim. Burada bizim için şu an önemli olan resimlerimizin boyutlarının aynı olması. Yani şu gördüğümüz boş alanlar da dahil resimlerimizin boyutları aynı olması bizim için yeterli. Ctrl S diyelim. Bir bakalım şimdi ne olacak. F5 dersek bakarsak böyle bir görüntü elde ettik. Geçişlerde nasıl olacak? Geçişlerde de herhangi bir sıkıntı yok. Peki burada arka plan var. Bu arka plan nereden geliyor? Şimdi biraz daha aşağı inersek script.gc dosyamızda burada bakarsak background olarak param image demiş. Yani bizim buradaki resmimiz geliyor. No repeat demiş ve buradaki top width ve top height'a göre ayırmalar yapılmış. Bir de burada renk kodu var. Bakarsak DS555. Peki bu renk kodunu kaldıralım. Bir bakalım ne olacak. F5 dersek şu anda border hariç her yerden gitti. O border'dan da kaldıralım. Şuradan border'u kaldıralım. Ctrl X'de keselim, atalım bunu. Bizim burada border radius vermemiz hiçbir şeyi değiştirmedi. Bakarsak böyle bir görüntü var. Peki başka burada ne yapabiliriz? Bakalım burada eksiğimiz bu ok. Neden böyle? Bakarsak width'i 670'miş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'di. 8, 3, 8, 24, 240. Bizim 300 piksel gibi bir genişliğimiz olsa yeterli olacak galiba. Eğer resmimiz kaç pikselmiş genişliği? Canvas size'a bakarsak 240'mış. Bir bakalım 300 dedik ne olacak? 300 yeterli değil. Burayı 500 diyelim. F5 diyelim. 500 de çok oldu. Evet, 400 gayet ideal bence. Bakarsak böyle bir görüntü var. Şimdi buradaki slide'daki border radius'u da atalım artık. Herhangi bir arka plan vermek isterseniz burada border rengi olarak öncelikle border vereceksiniz. Border radius vermek isterseniz border radius vereceksiniz. Hemen bakalım isterseniz onu da. Şöyle border'ı geri alalım. Burayı tekrar 400'e çekelim. Şuradaki border rengine bir bakalım. Border rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? DS 903 yapalım. Burada önemli olan buraya ne verirseniz script.gc'de background kısmında da aynı kodu vermeniz yeterli. Save all diyelim. Böyle yaptığımız zaman bizim resimlerimizin arka planında aynı olması lazım. Şuradan gelirsek canvas size'ımızda Ctrl S'de kaydedersek şimdi bakarsak bir daha bu şekilde yapmamız gerekiyor.
Bundan kurtulmak için ben arka planları kaldırıyorum. Örneğin buraya ne yapabiliriz? Tasarımda zaten arka plan varsa ki nasıl olabilir? Body, background, color diye diyelim. Örneğin turkuaz bir renk var tasarımda. Biz buradaki sonradan eklediğimiz 903 diyez 903'ü kaldıralım. Daha sonra buradan da border ve border radius'u bir kaldıralım. Şimdi bir bakalım görüntü nasıl olacak. Buraya etki etmedi. Çünkü burada bakarsak bu resimler JPEG olması lazım. Bunları bir sevez diyelim. PNG olarak bir kaydedelim ki arka planı olmasın. Slide 01 PNG. Sevez diyelim. Tekrar PNG olarak kaydedelim. Şimdi böyle yaparsak ne olacak? Bizim sistemde bayağı bir şeyler değişmesi lazım şu an. PNG. Tamam. Buradan file sevez diyelim. Tekrar PNG diyelim. Kaydet. File sevez PNG kaydet. Son olarak sevez PNG kaydet. Şimdi bizim resimlerimiz buradan geliyordu. Bunların hepsini bir PNG diyelim. PNG diyelim. PNG diyelim. PNG. PNG. Ctrl S ile kaydedelim. Şimdi F5 dersek bir daha F5 diyelim. Şu an hiçbir şey değişmedi görünüyor. Burada gelen resim Slide 1 PNG dedi. Normalde arka planının olmaması lazım. Bu arka plan nereden geliyor o zaman? Bunu bulmak lazım. Background color dedik. Background burada bir şey versek etkili olmayacaktır. HTML'de değiştirdik burada resimleri. Resimler burada zaten değişti olarak görünüyor. Ama burada hala bir arka plan geliyor. Bakalım o arka plan nereden geliyor? Bir yerden arka plan mı alıyor bu? Style CSS'e bir bakalım. Arrow diyor, arrow diyor. Bunlar oklarla ilgili main var. Main var. Linklerle ilgililer var. Linkleri bir kaldıralım. Şuradakileri. Main'i de kaldıralım. Clear var. Arrow dediği oklar. Hide dediği. Background color verdik buraya. Tile. Background color. 5-5-5 demişiz. Neyin background color'ı bu? Resimlerin olduğu kısımda normalde çıkmaması lazım.